Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yogami. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün çok eskiden tanıdığım, sevdiğim, değerli bir insan var yanımda. Yulos'cum hoş geldin kankam. Bulduk kanka. Kankam bize bir kendini tanıtır mısın? Olur. Zaten ismini çok kişi tanıyor. İsmim Mehmetcan. Adım Tunç. Lakabım Baba Yorgun aslında. Evet. Mersin'de oturuyorum. Bu kadar yani kanki. Daha neyim aslında? Bekar kızları da bekliyor. Başla kanka Aynen öyle. oyuna. Tamam, başlatıyorum. Arkadaşlar, bu tarz Kanki bu soru cevap videoların gelmesini istiyorsanız kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve like atıp yorum yapmayı unutmayın. Mehmetcan kankam, sana bugün zor sorularım olacak. Bir o kadar da kolay olacak. Ama Kanki fazla terletmedi, gözünü seveyim. ama bayağı bir zor olacak. Sıkıntı yok Arkadaşlar, yani. şunun da duyurusunu vereyim. Oyunda hata var. Oyuna başladığı zaman ping veriyor, oyundan atıyor. Eğer oyunda atarsa lobide devam edeceğiz soru cevabımıza. Neyse, ilk soruyla başlıyorum. Haydi bismillah bakalım. Burada hepimize söz var ama şimdi doğru söyleyeceğim. Tamam, vallahi söz kanki. Her Eyvallah, zaman şaka yalan yap, söylüyorum. şaka yapıyorum ya. Şimdi Kanki. seninle daha önce Flex'teydik, bunu biliyoruz. Flex klanı neden dağıldı? Kanki öncelikle biz çok güzel bir kadro kurduk. Yani turnuvalara falan katılacak. Evet. Ve öyle bir kadro kurduk yani çok, mesela bu All Star falan vardı işte, bütün klanların karma yaptığı bir sunucu vardı. Evet. 3 tane oyuncumuz orada vardı. Çok şey ile diyordu. Zaten isimlerini söylemeye gerek yok. Şimdi söylersem hani sıkıntı da çıkabilir. Çok güzel kadro kurduk. Çok iyi yerlere de gidiyorduk yani. Yani 100 tane kalsi yaptıysak 75-80'ini kazanıyorduk. Evet kanka. Sonra kanki işte biz alım yapacaktık. Az kadrodaki kişiler dedi ki almayalım dedi. Tamam dedik, hani kemik kadro olalım. Hani sonra işte bunlar çıktı bir anda. Şaşırdık yani, ben dedim hani ne oluyor falan dedim. Hani aktiflik düşmüştü, şöyle düşmüştü. Son zamanlarda koronadan dolayı ve millet sıkıntısından dolayı Evet. giremiyordu oyuna ya da aynen. Sonra işte çıktıkları için ya biz tekrar takım düzeltmeye çalıştık. Kaseleri yine girdik. Ama bu sefer alt kadrodan bir yerlere ben çıkıyorum. Ben daha iyi yerlere gelmek istiyorum. İşte ben yapamıyorum. Ya ortamı çok güzeldi. Disiplin falan istiyorlardı. Disiplin yapınca da gelip bize diyorlardı ki işte siz niye bize böyle davranıyorsunuz ya. Yani mutlu edemiyorduk açıkçası. Sonra işte klan dağılınca sola takıldım biraz. Ya beni de İşte bayağı bir plan çağırdı. Sonra ben F4'e gittim. Öyle yani kanka. Anladım. Dalma konusunda işte senin olduğun dalmasıyla başladım. Peki, Flex'in kurucusu Madraskal, yani Efe ile aranda bir sıkıntı, problem var mı? Yok, hala konuşuyoruz hatta ya, hala. Onunla ikimizin Discord'u var. Hı. Hala giriyoruz onunla. Yani dostum gibi yani, çok iyi aranın. Ama şöyle bir şey olmuştu. Bir aralar sen hesabını satacağın zamanlar böyle bir mevzu geçmişti Facebook'ta filan. Aynen. Şimdi disiplin istedi klanlar. Hani klandaki oyuncular. Disiplini işte yapmak için aramızda büyük olarak Efe vardı. Hani bir yaş benden büyüktü ama dedik en azından onu yapalım dedik. Evet. Sonra işte Efe olunca da işte bazı Efe biraz kendini kaptırdı. Hani herkes biraz ya, niye C5 atıyorlar ben anlamıyorum. Her neyse. Kanki işte Efe'yi seçtik. Sonra hani biraz gerçekçi olsun diye Efe biraz kendini kaptırdı tabi. O sırada kendini de biraz kırdı. Ben de ne zannedim? Hani böyle davranacaksak dedim. Benim bu oynamam bir anlamı yok. Çünkü biz orada ortam için, kardeşlik için vardık. İşte o da olunca ben dedim hesabımı satacağım dedim. İşte klandaki çok kişiler bana yazdı hani. Atma dedi, istersen gel klan açalım filan, yanınızdayız filan dedi. Ben dedim yok, gerek yok dedim. Hani bu yola beraber başladık dedim. Hani ben çıkartsam siz çıkmayın dedim. O adam dedim öyle yani. Aramızda bir küçük bir tartışma öyle değildi. Ben kırıldım çünkü değer verdiğim insanlar. Anladım Öyle kanka. yani kanki. Bu arada oyunu da kaybediyoruz.
Şunu soracağım bir de kanka. Ya bombana ya. Tam soracağım zaman atılır mı ya? Şortbaşı vardı. Bir ara sola takıldın. Sola takıldığın dönemleri de hatırlıyorum. Şöyle bir şey soracağım şimdi. F4'ü geçiyorum. F4'te olmasaydın Flex'ten sonra hangi klana giderdin? F4'te olmasaydım gideceğim klan kanki şeydi bu VR'a giderdim. Bir yere giderdim. Hani yine kafadan yükleri vardı aynen. Ya da bu şey vardı ya. Can gelin vurduğu vardı. O adi ona giderdim. Bu arada ping Hani bize yine bir oyundan olduğu yere giderdim yani. bana ping verdi attı Aynen. beni. Bende de çok mutlu. Beni attı pingten. Canım Kanka zaten kurduğuna giderim dedim. Peki şunu söylüyorum sana şu anda. İstersen başlayabilirsin. tamam. Zula Mobile'de en iyi klan dediğin hangi klan? En iyisi dediğin. Ya şu an cidden bana göre EF4 çünkü neden diye sorarsan çoğu klan kapanmaya başladı. Ve adamlar cidden taktik çalışıyor. Yeni haritalarda işte sorunlar çözüyor. Kimin nerede nasıl oynayacağını gösteriyor. Bence F4 hani bu klanda olduğum için değil, gördüğüm için hani KS sonuçlarına da baktığında zaten belli olan bir şey. Evet. Peki. Yani çok işte biliyor zaten. Aynen öyle. Bu arada hazır olmadığımız için büyük ihtimal başlamaya tekrar davetle istersen. Şey soracağım. F4'tesin. Yani belli bir zaman yani oradaydın. Evet. F4'te hiç düşünmeden en iyi ve en iyi dediğin oyuncu hangisi? Kanki ya şu an beğendiğim bir Aziz var. Hani hepsi güzel oynuyor ama şu an Aziz'le şey Suat bir de Lucci güzel oynuyor yani şu an gördüğüm kadarıyla. Çünkü fazla aktif olamıyorum. YKS'ye falan çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu üçü iyi oynuyor. Anladım. Sen de eskiden Flex'in kurucularından bir tanesiydin. Şimdi F4'tesin. F4'ün bir hayali var mı veya bir hedefi var mı oyunda? Ya tabii kanki yani şöyle bildiğim kadarıyla zaten en iyisi oldukları için adamlar hani daha iyisi olmaya çabalıyorlar. Mesela orada bir aile gibi kurmaya çalışıyorlar. Mesela benim çok hoşuma gitti. Her hafta şey yapıyorlar. Nasıl desem toplantı yapıyorlar. Herkesin sıkıntısı varsa çözüyorlar. O benim hoşuma gitti. Mesela kendi aramızda haftanın oyuncusunu seçiyoruz. Ödül falan veriyoruz. Yani çok güzel ortamları var yani ben çok beğeniyorum. Hani bir sıkıntın oldu mu rahatça söyleyebiliyorsun yani. Anladım kanka. Başka ne sorayım? Bayağı da iyi gidiyorduk aslında böyle. Hepsini de cevaplıyorsun. Kanki doğruyu söyleyeyim. Hani şimdi yalan söylesen de zorlanacağım ama düşüncem neyse onu söyleyeyim. Zorlanmadın. Eyvallah eyvallah. Ya F4'ten kanki çıksan. çıksan hangi klan? Kanki cidden hiçbir klana gitmem çünkü artık klan kaldıramıyorum yani. Ya çünkü abi herkes bir liderlik peşinde. Herkes bir liderlik peşinde olmuyor. Yani herkes bir emir verme peşinde. Şu anlık F4 cidden çok hoşuma gitti. O yüzden hani başka klana gitmeyi düşünmüyorum. Anladım. Sesin geliyor mu? Çok kısık geliyor şu anda kanka. Şu an iyi geliyor mu? Şu an iyi. Ha, tamam. Ben dediğim gibi hiçbir klan ekmeği düşünmüyorum ya. Peki Ya senin bu ortak oyunda bir bir klan açabilir. devam et kanka. Ben sorarım yine. Eğer ortak bir klan açılırsa hani bizim eski böyle tam olduğumuz kişilerden tabii ki onlara devam edelim. Ben Ama şöyle başka bir klan ekmeği düşünmüyorum ya. Bir şey lanağa gelmiş. Ben şöyle bir şey duydum kanka. Flex tekrardan toparlanacakmış gibi. Ya tabi öyle konuşma oldu ama Efe'yle biz taraftar değiliz yani. Efe dedi ki hani sonuçta bu klan dağıldı dedi. Ben de dedim hani bu klan dağıttınız dedim.
sinirli dağıtan kişilerde toplamaya çalışıyor. Ben dedim, ben gelmem dedim. Efe de öyle. Ya çünkü biz güvenerek bir işe kalkmıştık. Güvenimizi sattılar, yarı yolda bıraktılar. Ya şimdi onlar da gelip klanlar dağıldığı için tekrar açmaya çalışıyorlar. Ya biz Efe ile gitmiyoruz ya. Anladım kanka. Ya toparlayamazlar eskisi gibi o flex olmaz. Yani, konuşmaktan oynayamıyoruz ki. Hiç sorma ha. Yok kuramıyorum ya. Kanka ben konuşuyoruz oynayamıyoruz ya. Var ya şu an. İğrenç oynuyoruz. Neyse sağlık olsun ya. Aynen öyle. Karşıda Can var bu arada. Can? Not. Hani? Süper Can. Süper Can o mu? He. Kanki ben ne bileyim oğlum seni değiştirmiş. Peki şunu soracağım. Tek başına bu oyunda bir hayalin var mı kanka? Bir hedefi. Ya kanki tabii ki var. Hani çünkü oyunun bir sürü taktiğini cidden çok iyi biliyorum. Şu an zaten oyunda bir sürü bir sıkıntı vesaire var ama e-sportluk gelirse zaten büyük ihtimal ekörde geleceğini düşünüyorum. Eğer e-sportluk şeyini verirlerse hoşuma gider yani. Bir emek verdiğimiz oyun. Hani bunun sıkıntılarını gerekli yerlere bildirmeyi de düşünüyoruz. Hatta ben bugün yazdım zulama bile. Sıkıntı çözerlerse daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Şimdi bir de şöyle bir şey söylüyorum yani şu oyuna kulüp falan gelse katılırsın yani hiç düşünmeden. Tabii sanki niye katılmıyorsun? Çöplük gayet. Sonuçta emeğime katılmam. Aynen. Beni mutlu eder yani. Karanlıkta bir tane adam var kanka. Gördün mü lan? Sanki C5 attılar ya. Zaten hep istesen yerlerde. 30 hep hiç sorma ya. Ben de 30 değil de ben yine FPS'i güzel oluyorum da. Kötü oynuyorum şu anda ya. Sıfır kill'im var lan. Sanki benim bir kill ben konuşunca hiç oynayamıyorum biliyor musun? O yüzden Flex'te de bilirler beni konuşturmazlar KT'de. 29 28 ha FPS aldım. Kankam şu oyunda öldüm sanırsam. Tek başıma. Evet, evet kanki. Kanka bir saniye öleyim öyle konuşayım. Sıfır kill ile bitirdim. Aynen zaten aynen bu maç bu zaten bitireceğiz konuştuğumuz için oynayamıyoruz aynen. Sıkıntı yok. Kanka şimdi e-spor falan olur dedin. Peki bir YouTube kanalı vardı sanırsam senin. Evet. Neden devam etmedin veya devam ediyorsun biz mi görmüyoruz? Devam etmiyorum çünkü kanki emeği kaçtığını cidden anlıyorsun. O editleri yapmak cidden göründüğü gibi kolay değil. Ya az izleniyor ve benim aslında bir sürü planlarım vardı. Hani biliyorsun ses değiştirebiliyorum arada. Ben dedim ki hani bazı işte oyunda ismimi kız ismi yapayım. Milleti falan böyle troll falan yapayım dedim. Aynen. Ama izlenmeyince insan yapası gelmiyor. Hani emeğin kaçtığını anlayınca insan cidden yapamıyor. O yüzden çekmiyorum ya video. İleride YouTube hayalim var mı? Kanal mı? Ya e-sportluk gelirse zaten çekerim yani. Çekmek zorundayım yani. Çünkü yerlere gelmek istiyorsan yapmak zorundayım. Hangi seni almadım? Maça mı? Evet. Aldı mı seni? Yok kanka almadı. Neyse sıkıntı yok zaten. Bir çık istersen kanka. Bitirelim. Dilos'cum yani Mehmet'cim tekrar katıldığın için teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğin için. Cevaplayabildiysen ne mutlu bana. Çok güzel cevapladın ve canı gönülden cevapladığın için sana teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz soru cevap videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mehmet'im sözü sana bırakıyorum. Sen kapat diyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim cidden. Emin'in videolarını beğenin. Adam cidden yani emek veriyor. Bu kadar kişi toplamak da kolay bir şey değil yani. Bu kadar soruları hazırlamak. Kolay değil. Emek veriyor. Emin'in karşılığını almasını dilerim yani. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ben bunu diyecektim. Bu videoda güzel bir like ve bir abone olursunuz artık. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.